kopukluklar vardı oyun içinde. Zaman zaman Bursaspor kendine geldi, şöyle bir silkindi. Onda da zaten rakibini de sarstı. Gol dışında pozisyon verilmediğini söyleyebiliriz herhalde. Son dakikalarda bir ceza sahası içinde karambolağını oldu. Bu da iyi bir şey. Bursaspor tek golünü, ilk golünü Sezer'den yedi. 4 haftada bir gol yiyor bu takım. Hakikaten çok önemli, büyük bir başarı. Geçen yılın işte 16 Mayıs gününde, şampiyonluk gününde Bursaspor önümüzdeki yıla da başlayacak ve ilk 4 maçının 4'ünü de kazanacak deselerdi herhalde çok mutlu olur herkes. Mutlu olurdu ama herkese inanırdı. Hakikaten Bursaspor kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce Suat'ın da dediği gibi gerçekten o büyüklük gömleğini giymiş. Yani pozitif anlamda söylüyorum yani. Negatif anlamda değil. Hakikaten Bursaspor büyük takımı şu ana kadar ki gösterdiği tablosuyla, görüntüsüyle, çizdiği fotoğrafla, resimle hakikaten büyük takım. Yani böyle dar zamanlarda işte Avrupa maçı oynayacak olmasına rağmen kötü oynadığı, işte pas bağlantısı yapamadığı, kafaların dalgın olduğu anlarda bile sonunda iki hareketle tecrübeli futbolcuların o kişisel becerisini sahaya yansıtmasıyla yine kazanmayı biliyor. Yani işte bugün beğenmediğiniz Sercan bile kimilerinin yani çok büyük futbolcu olduğunu her an gösteriyor denemeleriyle. Yani onun denemesi bile, orada bulunması bile, pozisyona girmek bile aslında büyük futbolculara has bir şeydir. Yani Volkan mesela diyorsun. Volkan hakikaten muhteşem. Son dakikalarda hoca Sercan'ı oyundan aldığında gösterdiği o olgunluk, tribünlere Sercan'ı alkışlatmak için yaptığı jest ve mimikler hakikaten muhteşemdi artık. Yani sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da çok olgunlaştığını ve yani büyük futbolcu olduğunu gösteriyor. Yani ben hakikaten hepsiyle gurur duyuyorum. Onlarla özellikle. Dediğimiz gibi Bursaspor artık yani %100 bundan sonra bütün hedefleri her sezon başı şampiyonluk ya da ilk üçtür. Yani zirve mücadelesidir. O da şu anki özelliğiyle gösteriyor. Bu sene de yani taraftarın da hiç şüphelenmesine gerek yok. Bu sene yine Bursaspor mutlaka zirve içerisinde yer alacaktır. Evet, burada Suat Paşa'dan da birkaç isim alalım. Öne çıkan isimler en çok beğendiğiniz. Yani çok da öne fırlayan bir oyuncu yok işin açıkçası. Yani ben bu maçın yıldızıyım diyecek bir oyuncu gördüğümü söyleyemem. Ama zaten birçok maçta da böyle bir tabloyla karşı, böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Takım oyununu mükemmel sahaya yansıtabilen, yardımlaşması, disiplini, dayanışması hakikaten çok üst düzeyde olan bir takım izliyoruz. Bursaspor bu karakterde oynuyor. Dolayısıyla sadece burada attıkları gollerle Bursaspor'a bu galibiyeti ve puanı kazandırdıkları için hem Nunez hem de Sercan öne çıkmış gibi görünüyor. Ama işte Nunez'in golünde Volkan'ın alda at, hani vardır ya, alda at derdesini attığı, belki de kaleye girmek üzere olan top var. Öbür tarafta yine Ozan'ın güzel bir şey var, ortası var. Onun dışında Bursaspor aslında çok daha farklı bir skor ortaya koyabilirdi bugün. Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra Eskişehir'de risk almaya başladığı anlarda yani maçın hiçbir bölümünde Eskişehir bu kadar kontrolsüz çıkmadı biliyorsun ön tarafa doğru. Arkada o derin boşlukları değerlendiremedik. Mesela o inanılmaz gol ortasını yapan Ozan daha erken tekte topla ayrılabilseydi, vedalaşabilseydi sanıyorum hem Bataja hem de Nunez çok boş pozisyondaydı. 3 olurdu, 4 olurdu, 5 olurdu. Yani bu hataları da yapıyoruz. Oyunun son bölümünde benim aslında tahammül edemediğim şey ne biliyor musun Burak? Yani bu Avrupa maçlarında da başımıza gelecektir çünkü. Yani o son 7-8 dakikada inanılmaz pas hatası yapıyoruz. Geri çekiliyoruz ve bir panik başlıyor. Yani 85 dakika panikten hiç eser yok takımda. Son derece rahatlar. Hatta biz bu rahatlığı biraz da fazla buluyoruz. Diyoruz ki ya biz burada panik oluyoruz. Heyecan yapıyoruz. Onlar ne kadar sakin oynuyorlar. Bu yani önemli bir özellik. Yani bunu kazandırmak çok zordur takımlara. Ama o son dakikalarda böyle tamamen kimliğinden uzaklaşıyor Bursaspor ve panik yapmaya başlıyor. Pas trafiği kötü oluyor. Onları artık o olgunlaşmamız lazım. Yani o problemi ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü çok ciddi rakipler bekliyor bizi. Hele hele Bursa'da oynayacağımız karşılaşmalarda belki maçın sonlarını böyle tamamlamak mecburiyetinde kalabiliriz. Dolayısıyla o açıdan bu hataları daha aza indirgemekte fayda var. Ama şunu da kabul ediyorum. Mehmet Kerslik de söyledi. Sen de zaten maçı izlerken söyledin. Ömer bu takımın hakikaten önemli oyuncularından bir tanesi. Yani hem savunmadaki güven veren görüntüsü hem de hücumlarda özellikle duran topu çok kullanan bir takım çünkü Bursaspor. Orada rakip savunmayı moralini bozan, dağıtan kimliğiyle orada bulunması da bir avantaj. Dolayısıyla ben bütün takımı kutluyorum. Yani öne çıkan bir oyuncu değildi. Son olarak buradan devam edelim. Valencia mücadelesi Salı günü.
Yakın bir tarih. Bütün camiada, bütün kentte bu maçın heyecanı yaşanıyor. Artık etki nasıl olur bu maçın etkisi? Valla sadece camiada, kentte falan değil. Yani bütün Türkiye'nin gözü burada olacak. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olma özelliğini barındırıyor. Belki bu maçları başka bakış açısıyla izleyenler de olacaktır. Ha, görelim bakalım Bursaspor Türkiye'yi şampiyon bitirir de ne yapacak Avrupa'da falan diye. Onları bir hayal kırıklığına uğratmamız gerekiyor. Sahamızda başlıyor olmamız gerçekten önemli. Yani burada bu taraftar faktörü çok önemli. İtici güç çünkü mutlaka. Oyuncuların da bu maçın hazırlıklarını mental olarak çok doğru biçimde yapacaklarını düşünüyorum ben. Yani genç oyuncular belki uluslararası deneyimlerini hep yaş grupları milli takımlarında kazandılar ama Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Kupalarında mücadele etmiş hatır sayılır sayıda oyuncumuz var. Onların bu havayı iyi teneffüs ettiklerine ve gençleri de bu anlamda çekip çevireceklerini düşünüyorum ben. Futbol şansının yanımızda olmasını rica ediyorum. Böyle bir şey varsa, yani beni duyuyorsa. Bu çok önemli çünkü. Burada iyi başlayalım. İyi başlarsak iyi devam ederiz. Teşekkür ederiz Mehmet abi. Her gün UEFA yetkileriyle konuşuyorsun. Valencia kulübü yetkileriyle de konuşuyorsun. Heyecanı sardı kenti bu maçın. Bu galibiyetin etkisi olur mu olmaz mı? Farklı mı o maçın havası? Yani iş yeşil sahaya taşındığında tabii bir şey diyemezsin. Hani bir şarkı var, tatmadım bilemem ki diye. O hesap, yani bize tatmadık bilemeyiz. Çünkü bugüne kadar Intertoto oynadık. 86'da Ajax'a karşı bir tek turluk kupa galipleri geçmişimiz var. Bir de ta 74'te çeyrek finale gelen bir yol var. Ama Şampiyonlar Ligi, bu kadro, işte karşımızda da yıldızlardan kurulmayan bir Valencia var. Ama Valencia çok uzun yıllardır Avrupa sahnesinde, arenasında olan bir takım. Göreceğiz işte, her şey yeşil alanda belli olacak. Ama ben Bursaspor'un şanslı bir takım olduğuna inanıyorum geçen seneden beri. İşte ligde kazandığımız şampiyonluklarda, kilit maçlarda bak işte ya kar yağdı, maç ertelendi, o oldu bu oldu falan. Yani ilahi adalet de arkamızdaydı. İlahi adalet demeyeyim de ilahi güçler diyelim daha doğrusu. İnşallah bu salı da böyle olur ve ben inanıyorum yani Bursaspor'un yine bir şey olacak ve Bursaspor yine Valencia'da geçecektir diye düşünüyorum. İyi başlarsak çok da ses getiririz Avrupa'da. Bütün Avrupa futbolunda gözü bizim üzerimizde. Herkes kim bu Bursaspor diye merak ediyor. İşte uluslararası kanallardan da önümüzdeki hafta gelecekler. Bursa'da Bursaspor'la ve Bursaşehir ile ilgili çekim yapacaklar. Yani bütün Avrupa merak içerisinde. Dolayısıyla o merakı Yeşilçimler'de futboluyla da giderme açısından Bursaspor'un önemli bir görevi var. İnşallah bu çocuklara güveniyoruz. Bir şey yapacaklardır. Ben de şunu merak ediyorum. Ben de sana soru yönelteyim. Sen Valencia kulübünden geldin. Bugün bu karşılaşmayı izledin. Şimdi akşam uçağıyla da dönüyorsun memlekete. Ne düşünürsün yani Valencia kulübünün yetkilisi olarak? Nasıl bir maçı bekliyordur Valencia'yı? Kafası karışır tabii. Kafası karışırdı Valencia'ların. Mutlaka karışmıştır. Çünkü oyuna girenler, çıkanlar, işte kaptan oynamıyor. Bir rotasyon var mı acaba, yok mu acaba? Çünkü bir önceki maçtan yeni oyuncular vardı. İnsua, Sercan. Ama ambiyanslar mutlaka etkilenmiştir onlarda. Seyirci de bugün çok güzeldi. Reklam panoları, tabelalar, Bursaspor Atatürk Stadyumu da Şampiyonlar Ligi'ne hazır. Güzel bir salı bizi bekliyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdilik Atatürk Stadyumu'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Bursaspor Eskişehirspor'u 2-1 ile geçti. Bu maçın sonrasını, perde arkasını ve salı günü oynanacak Valencia maçına doğru gelişmeleri Bursaspor TV'den izlemeye devam edeceksiniz. Şimdilik hoşçakalın.